Evet, şimdi geldik sökme takma işlemlerimize. Bunca hesaptan, sıkıntılı şeylerden sonra biraz da keyif alacağınızı düşündüğüm işleri yapacağız. Bobini sökeceğiz. Şimdi sizin aracınızda orijinalde bu kısımda bir kapak var. Ben de o kapağı gereksiz bulduğum için koydum, kenarda köşede bir yerde duruyor. Hatta nerede olduğu konusunda da çok fikrim yok. Neyse, bildiğiniz üzere üst kriptör kapağının vakum hortumları, kartel havalandırma hortumları, bunları ayıracağız. Daha sonrasında bobinin soketini ayıracağız. Bobine ait olan vidalarımız var. Bunları söktükten sonra rahatlıkla bobinimiz gelecek. Ben bunları bir sökeyim, devam edelim. Bobine ait bütün vidaları söktük. Yalnız bir tane vidasının eksik olduğunu fark ettim. Hiç daha öncesinde buna dikkat çekmemiştim. Şurada yer alan vidamız eksik. Oradan umarım gözüküyordur. Diğer onun dışındakiler var. Şuradaki vidayı söktüğüm anda bobin kendini dışarı atmaya çalışıyor. Bu da enteresan. Bilmiyorum, Peugeot'dayken bizim araçlarda hiç daha bobin sökmedim. 2000 motorundayken bobin söktüm. Bu şekilde değildi bobinin gelme isteği. Oh, bayağı bir yağ bulanmış bir durum söz konusu. Ho. Yani enteresan. Bakalım bakalım, bir inceleyelim. Orijinal mi değil mi hiçbir fikrim yok bobinimizle ilgili. Ama oldukça bol miktarda yağ ile karşılaştık. Bobini söktük, masamıza koyduk. Bu sırada bir bujileri incelemek istedim. Bujiler baya baya bildiğiniz yağın içine gömülmüş durumdalar. Şimdi şunu belirtmek gerekiyor. Ben bu arabayı 170 binler civarında aldım. Ve bu arabayı aldım alalı hiçbir şekilde buji falan değiştirmedim. Ne garezim var derseniz, az çok beni tanıyanlarınız bilir. Ben deniyorum bir şeyleri. Ne oluyor gerçekten? Şimdi kafadan 170 bin o şekilde. Araba 205 binlerde falan galiba şu an. En az 35 bin kilometrelik ya da daha da fazla, çünkü satan adamın ben hiç zannetmiyorum. Arabayı satıyorum, aman işte iyisini takayım, güzelini takayım, işte bujilerini de temiz vereyim bu arabayı şeklinde satmayacağını düşünürsek eğer, nereden baksanız 40 bin kilometrelik bir bujiyle karşılaşacağız birazdan. Bu arada bobine bir dönelim. Bobinin markası Unilever. İsminde bir marka göründüğü üzere. Şurada yazıyor. Yok. Ne, okuyamadım ya. Univer, pardon. Univer elektronik diyor. Almanya diyor üzerinde. Yalnız Türkiye'de böyle bir firma var, işin garip tarafı. Univer şeklinde. Univer.com şeklinde bir Türkiye'de bir firma da var. Bizim bu bobinlerden de üretmiş. Ben Delphi falan çıkmasını bekliyordum açıkçası. Bu çıkınca çok da mutlu olduğumu söyleyemeyeceğim. Ancak bugün de herhangi bir kırılma, çatlak vesaire bir durumla karşılaşmadım. Neyle karşılaştım? Bol miktarda yağ durumu var bobinin şu izolatörlerini ayırdığımızda. Şimdi normal şartlarda yağın elektriğe pek bir zararı yoktur. Anormal şartlar peki nedir? Anormal şartlar bu, eğer motor yağıysa. Nasıl yani motor yağı? Sonuçta motorunuz içerisinde çok fazla miktarda metal tozu birikiyor. Motor yağınızın içerisinde daha doğrusu. Tamam, bunun belli bir kısmını filtre süzüyor, belli bir kısmını filtre süzmüyor. Yani bunun kontamin olduğu yağ aslında bildiğiniz metal tozları olan ve iletken hale gelmiş olan yağ diyebiliriz. Zaten peçetenin siyahlıklarını görebiliyor musunuz? Bilmiyorum, bakın. Şu gördükleriniz bildiğiniz metal tozları. Hani bir mıknatısı falan gezdirsek etsek neler neler tutacak, neler neler çıkartacak. Bunun haricinde bobinin bağlantı noktalarının oldukça iyi durumda olduğunu görüyorum. Hani bir paslanmaz çelik mi, üzeri başka bir şey mi kaplı, nedir ne değildir. Hani platin gibi bir şey olacağını hiç zannetmiyorum da. Hani adamlar ya kaplama yaptılar ya gerçekten 316 falan paslanmaz çelik. 316 Ti falan da olabilir. Çok iyi durumda gözüküyorlar. Ne bir korozyon var, ne bir yanma var. Hiçbir şey yok. Gayet güzeller. Yalnız adamlar şuraya takarken bayağı bir oturtturamamışlar bujiyi sanki. Onu gördüm. Bu arada göstermeye çalışayım bunu. Bu bir eğri büğrüydü çünkü. Zaten şu yağların temizliğini falan bir yapacağım. Ondan sonra bujileri sökmek var aklımda. Birlikte devam edeceğiz. Göründüğü üzere bujileri söktüm ve inanılmaz bir yağlanma olduğunu gördüm. Hani bu yağ nereden geliyor? Piston kısmından gelmiyor. Tam bujinin oturduğu bölgede, yani normal şartlarda bu yağ motorun içerisine girmiyor ya da motorun içinden, yanma odasından dışarı çıkan bir yağ değil. Haliyle bujiyi çıkarttığınız anda da yanma odasının içerisine, silindirin içerisine bunların tamamı göçmüş oldu. Yapacak bir şey yok. Onu almanın bir mümkünatı yok. Ha, ne olacak? İlk biz barşa bastığımızda, işte büyük ihtimal bugün bunu bitiremeyeceğiz.
Yarına kalacak bu iş. Ben çünkü bujileri alıp eve götüreceğim. Her neyse. Marşa bastığımızda arkadan bayağı bir egzozdan baca gibi böyle duman atacak araç. Oldukça bir duman atacaktır. Çünkü içeriye nereden baksanız tahminimce 200-250 mililitre civarında eski yağ. Zaten renginden de anlayabilirsiniz. Bu bizim sonradan koyduğumuz yağ olmadığını düşünüyorum. Çünkü bizim koyduğumuz hep sizle beraber sentetik yağydı araca. Tam sentetik yağydı. Ve açık sarı renkteydi. Bu bildiğiniz kop koyu. Öncesinden kalma, daha öncesinde araca ne konmuştu bilmiyorum. O ya. Bujiler bu arada düşündüğümden daha iyi durumda gözüküyorlar. Bosch markalar ve Rusya malı olduğu söyleniyor. Ama bujinin ne olduğunu bilmiyorum. Belki iridyumdur, belki değildir, belki platinyumdur. Hani olabilir diyorum çünkü tırnaklarına falan baktığımızda yani benim beklediğimden daha iyi durumdalar. Şöyle bir netleyebiliyor muyum bilmiyorum. Yarın bunu temizleyip birlikte görürüz. Ben bu bujilerin bu kısımlarının tam ark yapan noktaların tamamen eriyip bittiğini düşünüyordum. Şimdi artık geldik. Bujilerimiz temizlenmiş haliyle. Bayağı bir temiz hale geldiler. Bosch marka bujiler var. Ne yazık ki platinyum ya da iridyum değiller. Bosch'un standart bizim aracımız için olan bujisi Bosch. Nikel buji takımı olarak satılıyormuş. Modeli FRS. FR8SC Plus artı şeklinde olan bir buji. Oldukça güzel temizlendi. Şu sarı güç marı güç dedikleri bir şey var ya, inanılmaz yağ söküyormuş bu arada. Ben çok şaşırdım. Yağı sökmüyor bildiğiniz, sanki kullandığınız aleti kumluyor. O şekilde bir durumu var. Takalım. Aman devirdik. Bujilerimizi daha sonra devam edelim. Şimdi bujiyi nasıl takacağız şeklinde bir soru geleceğini çok çok iyi bildiğim için bu kullandığım anahtar benim tam anlamıyla bir buji lokması değil. Yani bujiye uygun, evet yüksek, ama içerisinde bujinin oturacağı herhangi bir plastik yuva ya da mıknatıslı bir yuva yok. Ne kullanacağız? Çok basit bir beleş taktik. Hortum. Bujinin kendisinin oturabileceği, şu an ışığın parlaklığı umarım çok aşırı değildir. Biraz kısmayı deneyelim. Çok parladığını düşünüyorum. Evet, böyle daha güzel galiba. Daha net görüyorsunuzdur. Gördüğünüz bir hortum var. Bu hortum ne hortumu? Elektrikli şofben hortumu. Ben bunu başka bir amaçla almıştım biliyorsunuz. Çünkü kampman falan yapıyorum. Kampta sıcak su elde etmek için gibi bazı fantezilerim vardı. Keyif ayrı bir keyif bendeki. Neyse. Ona ait olan bir hortum. 5 metre falan almıştım. Hemen ucundan kestim. Zaten şak diye. Biraz zorladığınız anda rahatlıkla bujiye oturuyor. Hortumu biraz düzeltip ondan sonra bujiyi yerine salacağız arkadaşlar. Bu kadar basit. İlla gidip çok pahalı alet edevat kullanmanıza gerek yok. Bilmiyorum bununla ilgili daha öncesinde bir video çekilmiş midir, çekilmemiş midir. Bu benim yıllardan beri kullandığım bir teknik. Evet. Göründüğü üzere bujiyi öncelikle hortumla oturtturup sıkabildiğim kadar, yani hortumla sıkıp daha sonra hortumu çekeceğim. Diğer bujiyi takacağız. Bu kadar basit. Yani atla deve değil, illa çok pahalı alet edevatlara ihtiyacınız yok. Bazen bana işte geliyor, abi sende lokma takımı var. Ya lokma takımı dediğiniz aleti ben 1 milyoncudan 110 liraya mı ne aldım? Ondan sonra da gidiyorum işte farklı uçlarını alıyorum. Bunu aldım, mahsallı ucunu aldım. Mahsallısı yoktu. Evet. Göründüğü üzere buji yerine oturdu. Şöyle bir zoomlayıp göstermeye çalışalım. Videoda kesinti olmuş olabilir. Bu telefonum niye böyle bir şeyler yapıyor bilmiyorum. Bazen video izlerken de kesiyor kendisini. Az önce de yayını kesti. Şöyle zoomlayacağız size. Evet. Göründüğü üzere. Buji yerinde. Aynı teknikle ben devam edeceğim. Hiç sizi daha fazla bu konuda uzatmaya gerek yok. Yani basit bir işlem. Oldukça basit. Yani yapılmayacak hiçbir şey değil. Şu ana kadar benim videolarda yaptığım hiçbir şey atla deve değil. Bakın tuttuk. Oturtuyorum yerine. Çevire çevire oturtuyorum. Daha rahat oturur o durumdayken. Evet. Daha sonra da götürüp salacağız. Biraz hortum sarılmış olduğu için eğrilikleri var. Daha bakmıyorum bile. Yani deliğini görmüyorum bile. Hani. Soktuk. Oturdu yerine. Ve şu an hortumu da çeviriyorum. Bu kadar basit. Ben bunların hepsini yapayım. Devam edelim. Şimdi sıkarken de çok deli gibi abanmanıza gerek yok. Zaten hortumla aslında baya baya iyi kötü sıkmış oluyorsunuz. Birkaç çıt şey yapacağız. Çevireceğiz şöyle. Yani gücünüzü denemeye kalkmayın. Şöyle az bir şey daha. Yeterli. Daha fazla abanmanın hiçbir anlamı yok. Çünkü dişleri bir yediğiniz zaman bujinin, yani buji yerinden fırlasın, patlasın, gitsin, büyük bir problem değil. Ama siz bujiyi oturtturduğunuz bloğun, motor bloğun üzerinde bujinin oturduğu yuvaları, givleri yerseniz eğer, işte o zaman eğlenceniz çok çok büyük olur ona göre. Yeterince sıktık. Geçiyorum şimdi üçüncüsüne. Birincisini zaten sıkmıştım. Bu arada kameradan görmeye çalışınca biraz daha zor oluyor bir şeyler.
şey yapmanın anlamı yok. Yani gücünüzü denemeyeceksiniz. Hiçbir zaman arabanın hiçbir yerinde gücünüzü denemeyeceksiniz. Aslında normal şartlarda olması gereken bir tork ayarlı anahtar da yok elimizde. Bir tork ayarlı anahtar dediğimiz zaman galiba 400-450 liraları falan buluyor. Şimdi bobin takmaya hazır durumdayız. Bobinimize dikkatli bir şekilde şundan bir kurtulalım. Tam olarak bujilerin deliklerine tutturabilirsek işimiz hem daha güzel olacak hem daha kolay olacak ve şöyle biraz sarsa sarsa, yani istiyorum ki yayların içine girsin bujilerin kafaları. Girmezlerse tam istediğimiz lezzeti alamayız. Ne yazık ki kameradan biraz burayı görmek zor oluyor. Vidanın tutup tutmadığı konusunda hiçbir fikrim yok. Tuttu galiba. Evet. İlk başta hafif hafif sıkacağım. Daha sonra yavaş yavaş flanş sıkar taktikte bunları sıkacağım. Neden? Çünkü hepsinin eşit bir şekilde basmasını istiyorum bujilerin tepesine. Eşit bir şekilde basmazlarsa iyi sonuçlar elde edemeyiz ne yazık ki. Şimdi vidaları attığınız sırada da soldan başlamanızı tavsiye ederim. Ben de soldan başladım. Zira bobinin ağırlık merkezi bu yönde. Çünkü göründüğü üzere bobin içerisinde bulunan sargıların bulunduğu bölüm ya da saç trafolarının bulunduğu bölüm sağ tarafta. Öyle olunca kendi ağırlığıyla zaten yaylara basıyor. Ama sol taraf kendi ağırlığıyla beraber yaylarına basmadığı için bujinin üzerine oturacağı hemen havaya kalkmak istiyor. İki büklüm oluyorlar. O yüzden ilk başta soldan başlamanızın sizin de daha doğru olacağını düşünüyorum. Yine aynı şekilde bunu da civatalarını sıkarken çok fazla abanmanıza gerek yok. Zira alüminyum bir malzemeye bir şey sıkıyorsunuz. Alüminyum olan bir malzemede alüminyum civata ya da metal başka bir tarzda metal varsa alüminyumla birlikte bunlar birbirlerine zaten sıcakla zamanla tam anlamıyla oturuyorlar. Öyle kör düğüm yapar gibi abanarak sıkmanıza gerek yok. Hafif hafif sıkmanız yeterince iyi gelecektir. Zira bir sonrakinde açmanız mümkün olmaz. Vidanın başını yersiniz, dişlerini yersiniz. Başınıza çok daha büyük belalar açılabilir. Vidaları sıktıktan sonra geriye neyimiz kalıyor? Bobine ait olan konnektör. Bobine ait olan konnektörü takıyorum. Takmadan önce şöyle bir göz attım. Çok kötü durumda değiller. İyi gözüküyorlar. Zaten buralarda bir problem olması durumunda en başta bu faz hatası olarak bobin arızası bilgisi bize hata kodu olarak düşecektir. İletişim, yani iletişim demeyelim de elektriğin omajını okuduğundan bahsetmiştik ya bobinlerdeki. Zaten otomatik olarak hatalı okuyacaktır ve araçta da bobin arızası gelecektir. İyi durumda gözüküyorlar. O yüzden hiç temizlemekle uğraşmadım. Direkt yerine taktım. Vakum hortumlarımıza takalım. Üst kartel havalandırma. Geriye marş basmak için hiçbir eksiğimiz, geliğimiz kalmadığını düşünüyorum. Zaten akü kutup başını falan sökmemiştik. Her şey yerli yerinde. Şimdi açıkça şunu belirteyim. Biliyorsunuz aracın içerisinde motorun piston bloğunun içerisinde yakıt yanma odasının içerisinde oldukça fazla miktarda yağ karıştırdık. Araç belki zor çalışacak, belki hiç çalışmayacak. Gerçekten benim de hiçbir fikrim yok. Yani hiç çalışmamasına pek ihtimal vermiyorum. En azından aküyü bitirene kadar marş motoruna basarız. Ama sonrasında egzozdan inanılmaz derecede bir sinek ilacı makinesi gibi duman atacağını biliyoruz. Hadi gidelim motoru çalıştıralım. Hadi bakalım. Derin bir nefes alalım şöyle. Umarım çalışır. Çalışmama ihtimali de var. Yaptıklarımıza değer diye düşünüyorum. Aracımız her zamanki gibi ekonomi mod vesaire vesaire bir şeyler bahsediyor. Şans dileyin. Wow, çalıştı. Hem de çok çabuk çalıştı. Ne oldu? Bir öksürdü. LPG devre dışı. Bakalım neler çıkıyor egzozdan. Oradan seçebiliyor musunuz bilmiyorum tabii. Güzelce de böyle bir dumanlar bir şeyler çıkıyor. Olsun. Şu an herhalde yerden giden mavi renkli dumanı görebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bayağı bir enteresan çalıştı ama güzel çalıştı ha bu arada. Ha, düşündüğüm kadar kötü bir durumla karşılaşmadık. Bir arc mark durum da söz konusu değil. Biraz motor ısınsın. Devam edelim. Çalışıyor ama.